Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere harika bir pasta tarifim var. Öyle kremalı pasta falan değil. Görünce diyeceksiniz ki, aa bu nasıl bir pasta diyeceksiniz. Emin olun çok lezzetli. Hatta elimde elmalar artınca pastasını mı yapsam, turtasını mı yapsam diye düşünüyorum. Benim çocuklarım çok seviyor. Bu sefer sizler için elmalı rulo pasta yaptım arkadaşlar. Krema falan yok. Güzel yumuşacık bir kek, içinde elmalı harcı. Öyle nasıl anlatayım ben size? İnanın muhteşem oldu. Yumuşacık, harika, lezzetine biz doyamadık. Hele benim oğlum zaten bu elmalı tariflerin hastası, çok seviyor, çok istiyor. Devamlı ben de yapıyorum çünkü elma alıyorum. Elmalar böyle çürümeye durdu mu hemen bu tarifleri yapmaya koyuluyorum. Tarifimizin malzemesini info kısmında veriyorum. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Elmalarımızı kabuklarından soyuyoruz. Daha sonra da rendeliyoruz. Rendelediğimiz elmalarımızı genişçe bir tencerenin içine alalım. Karıştıralım. Böyle bir suyunu salsın, çeksin. Sonrasında şekerimizi ilave edelim ve tekrardan o elma hani böyle sulu kalıyor arkadaşlar. O suyun iyice çekene kadar kavurma işlemine devam edelim. Son olarak da tarçınımızı atıyoruz. Karıştırıyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz. Evet, kavurduğumuz ve soğuttuğumuz elmalı iç harcımızı yağlı kağıt serilmiş tepsimizin üzerine dökelim böyle kaşık yardımıyla. Sonra kaşığın arka kısmıyla iyice elmalı iç harcımızı tepsimize yayalım. Düz bir şekil olsun, boş bir kısım kalmasın. Her tarafı elmalı iç harcımızla dolu olsun arkadaşlar. Sonrasında kek için çırpma kabımızın içine yumurta ve şekerimizi alalım. İyice köpürene kadar çırpalım. Daha sonra içine sütümüzü, sıvı yağımızı, kabartma tozumuzu ve unumuzu ilave edelim. Çırpma işlemine devam edelim. Evet, kek hamurumuz da hazırdır. Görmüş olduğunuz gibi harika bir kek hamuru oldu. Şimdi bu kek hamurumuzu elmalı iç harcımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde dökelim. Spatula yardımıyla düzleyelim. Şimdi geldi pastamızı fırına sürmeye. 170 derecede 30 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. 30 dakikadan sonra kürdan yardımıyla bir test yapın, pişip pişmediğini kontrol edin. Evet, kekimiz pişti. İlk sıcaklığı gittikten sonra, yani soğumayacak kek arkadaşlar, ilk sıcaklığı gider gitmez üzerine bir yağlı kağıt daha seriyoruz ve keki ters çeviriyoruz. Ters bir şekilde, yani kek tarafı altta kalacak. Ters çeviriyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz arkadaşlar. Eğer soğursa pastanız kırılabilir. Hani bu rulo kısmını yapamayız. O yüzden rulo şeklinde sarabilmemiz için pastanızın ilk sıcaklığı gidip biraz, yani ılık da değil ama ılıktan biraz sıcak olması lazım. Rulo şeklinde saralım. Daha sonra üzerine böyle bir nemli bez serip soğumasını bekleyelim. Ve sonrasında servis tabağımızı alalım. Üzerine de pudra şeker serpiştirelim. Dilimleyip afiyetle tüketebiliriz. İnanılmaz lezzetli, yumuşacık, harika bir elmalı pasta oldu. Ben bu tarifi görünce mutlaka yapmam lazım dedim. Ben çok beğendim. Emin olun ki yapınca sizler de çok beğeneceksiniz. Hele çocuklarınız bayıla bayıla yiyecek çünkü çok lezzetli oldu. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve tarifimi paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.